Var mıdır, vacip midir? Tabiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Öğrenmek herkese farzdır. Diyanet TV stüdyolarından Diyanet'e Soralım programından hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi kıymetli hocam Sayın Mehmet Kapukaya Beyefendi ile birlikteyiz ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerin aklına takılan soruların cevaplarını arayacağız. Programımıza telefon yoluyla bağlanıp sorularını bizzat kendileri sormak isteyen izleyicilerimiz 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarası üzerinden bizlerle iletişim kurabilirler. E-posta adresimiz üzerinden yazılı şekilde sorularını göndermek isteyen izleyicilerimiz diyanete soralım@diyanet.gov.tr adresi üzerinden sorularını gönderebilirler ve sosyal medya üzerinden özellikle program içerisinde an be an sorularını göndermek isteyen izleyicilerimiz hem Facebook'tan hem de Instagram uygulamaları üzerinden Diyanete Soralım sayfalarını takip edip ve mesaj atarak inşallah bize ulaşabilirler. Bu hatırlatmaları yapalım. Yayın içerisinde de hem telefon numaramız hem e-posta adresimiz hem Facebook hem de Instagram adresimiz ekranlarımızda olacak. Bismillah diyelim ve ilim yolculuğumuza müsaadenizle başlayalım. Mehmet hocam hoş geldiniz. Bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah sizler de iyisiniz. Çok şükür hocam. Duacıyım sağlığınıza. Allah Teala eksiklik vermesin. Şimdiden alacağımız her cevap için de teşekkür ediyorum. Müsaadenizle şöyle Kütahya'ya doğru bir gidelim inşallah. Evet. Sayın Ahmet Özenç telefon attığımızda. Sayın Özenç hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben hocama bir sorum olacak. Buyurun. Tır şoförüyüm ben kendim. Ne güzel. Yurt dışına çıktığımızda normal ben mesela kendi ülkemizdeyken mezarlıktan geçerken insanlar hani bir Müslüman mezarlığı diye kendi dini vecibelerine göre dualar yapıyor. Evet. Yolda giderken de biz farklı din mensuplarının mezarlıklarıyla karşılaşıyoruz. Ben bu gibi ortamlarda bir Müslüman olarak yani aynı selamı verebilir miyim? Mesela kabirde olanlara selamlaşıyor insanlar. Evet. Orada da gene bir kabristana selam verebiliyor muyum? Yoksa bir başka dinin mensubu olduğu için farklı bir davranış mı sergilemem gerekiyor? Bunu ben soralım. Merak ediyorum. Pekala soralım Ahmet Bey. Bakalım hocamız ne diyecek? Size de kolaylıklar diliyorum efendim. Trafik kurallarına uyduğunuza eminim. İnanıyorum inşallah Cenab-ı Allah kazasız belasız bir yolculuk yapabilmeyi de her zaman için size nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Evet hocam bir mezarlık geleneği genelde vardır. Mesela biz de çocukluğumuzda hatta şimdi de belki bir mezarın kenarından geçerken en azından bir Fatiha olsun okuyup oradaki metfun bulunan kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Peki bu iş gayrimüslimlerde olunca değişir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslümanın mezarlıklardan geçerken veya bir mezarlığa uğrarken eğer o mezarlık Müslümanlara ait bir mezarlık ise orada metfun bulunan mevtalara şu şekilde selam vermesi bir sünnettir. Esselamu aleykum dâra kavmi müminin. Yani ey müminler yurdunun sakinleri. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Allah dilerse inşallah biz de size kavuşacağız. Es'elullah li ve lekumul afiye. Benim için ve sizin için Allah'tan afiyet dilerim. Bu şekilde bu mezarda metfun bulunan kişileri selamlaması Peygamber Efendimizin bir tavsiyesidir, bir duasıdır ve aynı zamanda Peygamber Efendimizin bir sünnetidir. Tabii ki burada ilk cümlede dikkat edilirse Esselamu aleyküm dâra kavmi müminin diyor. Yani müminler yurdunun sakinleri, onlara bir hitap var. Gayrimüslimlere gelindiği zaman bir defa gayrimüslimler acaba bizim peygamberimize iman ediyorlar mı? Etmiyorlar. Bizim kitabımıza iman ediyorlar mı? Etmiyorlar. Etmiyorlar. Dolayısıyla mümin de değiller. Onun için biz onların mezarlıklarından geçerken bu şekilde selam veremeyiz. Tabii güzel temennilerde
bulunabiliriz ama selam veremeyiz. Mesela ne gibi güzel temenniler hocam? Yani buradaki güzel temennilerden ya keşke efendim bu da iman etseydi. Keşke bu da iman edip Allah'ın selametine kavuşsaydı. Keşke bunun içinde efendim bu manada dua edebilseydik gibi. Yani onun daha çok mümin olmasını arzular bir tarzda güzel temennilerde bulunabiliriz. Yoksa mesela onun işte cennetlik olacağını söyleyemeyiz. Yani rahmet dileyemeyiz. Tabii ki rahmet dileyemeyiz. Burada dinimizde esas olan şey ne ise biz onu söylemekle mükellefiz. Yani biz kalkıp da Allah'tan daha çok merhametli olamayız. Veya Peygamber Efendimiz'den daha çok merhametli olamayız. Bu konuda şu ayeti kerime bize ışık tutuyor. Estağfirullah. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Yani cehennem ashabından oldukları, mümin olmadıkları için, mümin olmadan vefat edenler nedir? Bunlar mümin değillerdir. Dolayısıyla cehennemlikler. Bunlar cennete gidemezler. En azından biraz da hafifleterek söyleyeyim. Eyvallah hocam. Efendim cennete gidemezler. Yani bunu da rahatlıkla söyleyelim. Yani bunu çekinmeyelim. Bunlar cennete giremezler. Efendim kalkıp da merhamet sahibi olup da ya bunlar da cennete girebilir diye söylemeyelim. Çünkü bunu söylediğimiz zaman bu yanlış olur. Onları kandırmış oluruz. Onlara iyilik yapmış olmayız. Onun için madem ki Peygamber Efendimiz bütün insanların peygamberidir. Kendisinden sonraki bütün insanların peygamberidir. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Biz seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik. Beşiran ve nezira, müjdeleyici olarak ve uyarıcı olarak. Velakin de ekseran nasi la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler, farkında olmazlar. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün günümüzdeki Yahudilerin de bir peygamberidir. Onlar da iman etmeleri gerekiyor. Yahudiyim diyenlerin daha doğrusu. Hristiyanın diyenlerin de peygamberidir. Onların da iman etmesi gerekir. Müşriklerin, kafirlerin, ateistlerin vesaire vesaire efendim. Onların da Peygamber Efendimiz'e iman etmeleri gerekir. Şimdi iman etmeleri gerekirken bunlar iman etmiyorsa, Allah'ın rahmetine nail olmak istemiyorlarsa, biz kalkıp da kendiliğimizden onlara efendim bedavadan cenneti mi vereceğiz? Yani çok merhamet mi edeceğiz? Nitekim bunu söyleyenler var efendim, üç dinden birine inanırsa cennete girer diyenler var. Bunların görüşleri doğru değildir. Efendim, malum hani konu bir kere daha oraya geliyor. Biliyorsunuz FETÖ da aynı şeyleri söylüyor. Efendim, üç dinden birine iman edin, cennete girersiniz. Efendim, dört kitaptan birine iman edin, cennete girersiniz. Bu halbuki gerçeği yansıtmayan bir davranıştır. Peki hocam. Çok teşekkürler ekstra verdiğiniz bilgiler için de. Şöyle bir soru var hocam. Sayın Mustafa Kuyrukçu hayırlı akşamlar dileklerine bulunmuşlar. Benim oğlum ikinci evliliğini yaptı. Evlendiği kişinin çocuğu var. Aynı evde yaşıyorlar. Ben bu çocuğa zekat verebilir miyim diyor. Bir kimse üvey torununa zekat verebilir. Fitre ve zekat verebilir. Yok. Peki teşekkürler. Nesrin Hanım yine zekatla alakalı bir soru sormuş hocam. Öğrenciye verilen burs zekat yerine geçer mi acaba? Bunu hocama sorar mısınız? Bütün sene boyu parça parça vermekte bir sakınca var mı? Eğer bir kimse öğrenciye burs verirken bunun zekat olduğuna niyet ediyorsa, zekat niyetiyle veriyorsa elbette ki zekatına geçer ve bunu parça parça verebilir. 12 aya bölmek suretiyle ya da 9 aya bölmek suretiyle bölüm bölümde bu zekatını verebilir.
Eyvallah. Hocam konu bütünlüğü açısından yine bir zekat sorusu. Ramazan-ı Şerif yaklaştıkça bizim insanımız genelde Ramazan'da vermeyi tercih ediyor. Yahya Özdemir Bey selamlarını iletmişler. Sizlere hayırlı akşamlar dileklerine bulunmuşlar. Çok sağ olsunlar. Bir kampanya var ve o kampanyada bir Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin gıda maddeleri karşılanıyor. Sorum ise şudur. Kampanyaya verilen bedel yani Türk lirası cinsinden ya da döviz cinsinden verilen para zekat olarak da sayılabilir mi? Yani bu kampanyaya katılıp gıda kolisi veya gıda malzemesi aldığımız zaman zekat olarak da yükümlülüğümüzü yerine getirmiş olur muyuz? Bir kimse zekatını nakit olarak verebileceği gibi, yani para olarak verebileceği gibi bir gıda kolisi paketi şeklinde de hazır olan bir gıda paketi şeklinde de zekatını verebilir. Neticede burada esas olan temlik yani fakirin fakire bunu mülk olarak vermektir. Hı hı. Bunu da fakir aldığı zaman zekat olarak da niyet edildiği zaman zekat olarak geçerli olur. Eyvallah hocam. Bir mail sorusu Nedim Bey selamlarını iletmişler size. Hanefi mezhebine göre kadının ziynet eşyasının zekata tabi olduğunu biliyoruz. Şafilerde ise bu durumun böyle olmadığı, kadınların ziynet eşyalarının zekata tabi olmadığını duydum. Acaba bu doğru mu? Şimdi tabii ki Hanefilerde biliyorsunuz bir kadının altınları 80 gram ise yaklaşık olarak 80.18 diyoruz efendim. Ve üzerinden de bir yıl geçmişse zekata tabidir. Şafii mezhebine göre ise kadının ziynet eşyaları zekata tabi değildir. Ne zamana kadar? Ta ki 801 gram oluncaya kadar. Artık 801 gram olunca ziynet eşyası olmaktan çıkıyor. Bu artık hani biriktirilen bir para ya da sermaye hükmüne giriyor. Burada bizim bir mümin olarak, bir Müslüman olarak, Müslüman bir hanımefendi olarak nasıl hareket etmemiz lazım? Acaba Şafiilere göre efendim ziynet eşyası zekata tabi değildir deyip zekat vermeyelim mi? Yoksa Hanefilere göre efendim ziynet eşyası zekata tabi deyip de bunun zekatını verelim mi? Evet, seyircilerimize biz de bir soru soralım. Cevabını şöyle verelim efendim. Bugün dünyada bir dilim ekmeğe muhtaç insan var ise, bir yudum suya ihtiyacı olan insan var ise ve de bir şafi hanımefendi ben şafiyim diyerek efendim ziynet eşyam da zekata tabi değildir diyerek koluna efendim boynuna altın vesaire gerdanlık vesaire ki bir de genellikle ziynet eşyası zekata tabi değildir diye böyle bir de düğünlerde de çok ziynet eşyası bunlar alıyorlar. Bir taraftan da damatlara da zarar veriyor bunlar aynı zamanda. Yani bir de bu boyutu yani var. Bu boyutu var. Düğünü de zorlaştırıyorlar. İnsanların evlenmesini de zorlaştırıyorlar. Ta ki öyle bir duruma geliyor ki bazen damat ya nereden evlendiydim ya keşke evlenmeseydim diyor. Çünkü hayat boyunca o borcu ödemeye çalışıyor. Bir de işin böyle bir boyutu var. Dünyada bu kadar yoksul insan varken, yanında fakir varken, efendim aç yatan insanlar varken, bırak yani yabancı ülkeleri, kendi ülkemizde bile efendim bir tas çorbası olmayan insanlar varken, kalkıp da bir şafi hanımefendi, efendim benim ziynet eşyam zekata tabi değildir diye bunun zekatını vermiyorsa, ben diyorum ki Allah indinde sorumlu olur. Şimdi şafi hocalar bana kızacak. Hiç önemli değil, kızsınlar. Yani benim kanaatim bu konuda böyledir. Bu işin ahlaki ve takva boyutu da var değil mi hocam? Tabii ki. Bir fetva boyutu var, bir evet. De ahlak ve takva boyutu var. İnşallah hissemize düşeni alırız. Allah razı olsun. Manisa'dan Sayın Şerif Ali İnce telefon attığımızda. Şerif Ali Bey hoş geldiniz. Alo. Selamun aleyküm. Hayırlı aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diyorum. Çok sağ olun. Saygılarımı sunuyorum. Hocamın ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun efendim. Buyurun. Hocam ben 35 yaşında evladımı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Şimdi bunun biz tabii ki her cuma mezarına gidiyoruz.
ziyarete. Bazılar diyor ki ayağı ucunda durup da dua edeceksin veya okuyacaksın. Bazılar diyor ki baş ucuna geçip baş ucuna okuyacaksın. Artı bir de elbiselerine burada veya giysilerine, evde bazı giysilerine, kendi devlet memuruydu. Giysilerine saklıyoruz. Tabii ki gördükten sonra her gördüğümüzde bazı şeylerimiz tazeleşiyor ama evlat bir şekilde, Allah Rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Amin. Ben bunu soracaktım. Bir de şunu soracağım hocam. Hakkınızı helal etsin bu arkadaşlarımız. Biz her namazın arkasından geçmiş kaza namazlarını kılıyoruz. Acaba bu ne kadar bir doğrudur? Soralım efendim. Bakalım ne diyecek hocamız. Evladınızla inşallah cennette kavuşursunuz Şerif Ali Bey. Allah razı rahmet olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun efendim. Allah emanet ol. Manisa'ya çok selamlar. Evet hocam. Mezarlık adabı nasıl olmalı aslında? Olayın bu boyutu önemli. Evet. Öncelikle beyefendiye sabırlar diliyoruz. Allah kolaylıklar versin, amin, metanet versin kendisine. Tabii ki genç yaşta bir evladını kaybetmek kolay değil. Mezarlık adabı, demin de geçtiği üzere mezara gittiğimiz zaman öncelikle orada yatanlara bir selam veriyoruz. Efendim, bu selamdan sonra hiç mezarlıkları çiğnemeden, orada yatan mevtaların, kabirlerin üzerinden geçmeden, normal yollardan geçerek, hı hı, efendim bize ait mezarlığa gideriz. Burada şu çok önemli değil. Yani bunun ayak tarafına mı gideceğim, baş tarafına mı gideceğim, orta tarafına mı gideceğim? Biz cenaze namazı kılmıyoruz. Burada şöyle bir düşünce var hocam. Gittiğimiz zaman bizi görür diye söyledikleri için işte şu kısımda durursanız sizi görür, şu kısımda durmazsanız görmez diye bir anlayış var. O yüzden beyefendi bunu soruyor. Evet, böyle bir anlayış olabilir. Eğer ruhu bizi görecekse baş ucunda da görür, ayak ucunda da görür, göğsü hizasında dursak da görür. Bunlar çok önemli şeyler değil. Bakın biz bazı basit ayrıntıların içerisine giriyoruz, esas olanı kaçırıyoruz. Esas olan nedir burada? Esas olan o mezarlığa vardığımız zaman şöyle gözlerimizi icabında kapatıp, ya bak duada demin değil mi ilk soruda gelmişti bu. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Peygamber Efendimiz bunu boşuna mı söylüyor? Biz de inşallah size kavuşacağız. Ha diyeceğiz ki efendim, biz de buraya geleceğiz. Buraya gireceğiz, bu kara toprağa gireceğiz. Yanımızda ne işimiz olacak, ne babamız, ne annemiz, ne evladımız, hiç kimse olmayacak. Orada amelimizle baş başa olacağız. Dünyada ne yaptık? İyilik mi yaptık, kötülük mü yaptık? Acaba ben bu kabre girdiğim zaman benim halim ne olacak? Amellerim bana yoldaşlık yapacak mı? Acaba arkamda insanlar benim için hayır dua edecekler mi? Acaba ben Allah'a nasıl hesap vereceğim? Şu anda ben ölsem böyle gönül huzuruyla ruhumu teslim edebilir miyim? Azrail Aleyhisselam geldiği zaman, ya Azrail hoş geldin ya, ben de seni bekliyorum diyebilir miyim? Mezarlık ziyaretinde bunların da muhasebesini yapacağız. Bunların muhasebesini yapmamız lazım. Yoksa ayak ucunda mı durdun, baş ucunda mı durdun, bunların hiçbir önemi yok. Eyvallah hocam. Peki teşekkür ederiz. İzleyicimizin ikinci sorusu, her farz namazının ardından, vakit namazının ardından bir geçmiş kaza kılıyorum diyor. Bu uygun mudur hocam? Uygundur. Yani her bir namazın arkasından, sabah namazı da dahil olmak üzere her bir farz namazın arkasından kaza namazı kılabilir. Sabahın arkasından kılabilir, öğlenin arkasından kılabilir, ikindinin arkasından kılabilir. Sabah namazını kılarken güneşin doğmuş olup olmamasına dikkat etmesine fayda var ama, değil mi hocam? Tabii ki. Kerahat vakitleri girmemiş yani olması gerekiyor. Kerahat vakitlerinin dışında kılabilir. Yani bir kere daha ifade edelim. Sabah namazının farzı kılındıktan sonra güneş doğana kadar kaza namazı kılınabilir. İkindi namazının farzı kılındıktan sonra da güneş batana kadar kaza namazı kılınabilir. Ama kerahat vakti değilse, yani akşamdan önce biliyorsunuz 45 dakikalık bir, 40-50 dakikalık diyelim bir kerahat vakti var. Efendim bu kerahat vakti içerisinde değil, o zamana kadar
bir kaza namazı ikindinin kazasını veya başka bir namazın kazasını kılabilir. Eyvallah. Hocam yatsı namazının hemen sonrasında da vitir vacip kılıyoruz ya. Evet. Yatsı namazının kazasını kıldıktan sonra vitri en sona bırakmak mı daha eftal, yoksa önce vitrin kılınması sonra kaza namazının kılınması mı daha eftal? Burada ikisini de yapabilir. Yani vitri kılıp kaza namazını kılabilir, yatsının kazasını kılabilir veya yatsının kazasını kıldıktan sonra da vitri kılabilir. Hı hı. Esasında vitrin yeri neresidir diye sorduğumuz zaman, cevap aradığımız zaman. Bu bir gece namazıdır değil mi hocam? Tabii vitir bir gece namazıdır. Vitrin yeri sabah namazından az öncesidir. Gerçekte vitrin yeri neresidir? Sabah namazından az öncesidir. Çünkü Peygamber Efendimiz vitiri o zaman kılıyordu. Hatta şey mi hocam, teheccüd, vitir, sabah evet, namazı teheccüd, değil mi? Teheccüdden sonra vitir, vitir de bir teheccüd sayılır efendim. Hı hı. Ondan sonra sabah namazı. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Yani sıralaması böyledir bunun. Niye biz vitiri yatsıdan sonra kılıyoruz? Aman işte uyanamayız diye, vacip bir namazdır Hanefilere göre. Bunu kaçırmayalım diye hemen yatsının peşinden kılıyoruz ve doğru da yapıyoruz. Çünkü günümüzde insanlar ne yapıyorlar? Tembelleşiyorlar. Hani eskiden insanlar ışık yoktu, böyle lambalar yoktu, güzel güzel lambalar yoktu, bilgisayar yok, televizyon yok, hiçbir şey yok efendim. İnsanlar erkenden uyuyorlardı, geceleyin kalkıp teheccüdünü kılıyor, teheccüden sonra vitrini kılıyor, vitrini kıldıktan sonra ezan okunuyor, ezan okunuyor, ondan sonra camiye gidiyor. Böyleydi hayatımız. Şimdi hayatımız çoğu zaman bilgisayarda ve televizyona endeksli olduğu için efendim vitir namazını kazaya bırakma ihtimali olduğu için biz onu yatsıdan sonra hemen kılıyoruz. Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir telefon bağlantımız daha var değerli izleyiciler. İstanbul'dan Ali Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Alo hocam. İyi hoş akşamlar. Geldiniz. Hocam, sağ olun. Akşamlar. Hayırlı akşamlar Ali Bey. Hocam benim iki sorum vardı. Ben esnafım, pazardayım, pazarcıyım. Maşallah. Ben zeytin ürünleri satıyorum. Şimdi bazı insanlarımız var, tadına bakıyor ama benim gönlüm rızam olmadan bakıyor, helallaşmadan gidiyor. Bunun akıbetini. İkinci sorum da ben yastığıyla ikindinin farzlarını kılıyorum, öbür sünnetlerini kılamıyorum. Acaba ne kadar doğru? Peki, soralım. İyi akşamlar Ali Bey, kolaylıklar diliyorum efendim size. Yani zeytin satmanın da tabiatın da tadına bakma olayı yok mu hocam? Ben şimdi tabii Ali Bey'e soramadım ama bazılarına da gönlüm razı olmuyor yani. Bana da sormadan bakıyorlar tadına diyor. Ben de helal etmiyorum. Böyle bir durumla karşılaşırsak ne olur? Bakın bu kardeşimizin ne yapması lazım biliyor musun? Yani normal bak siz ne güzel soru sordunuz. Dediniz ki bu işin tabiatında yani zeytin ticaretinin tabiatında bunun tadına bakmak yok mu dediniz. Haklı olarak bir soru sordunuz. İnsanlar da zeytin alırken aldıkları zeytin çürük müdür? Efendim tadı nasıldır? Güzel bir tadı var mı? Efendim bu boyalı bir zeytin mi? Yoksa doğal bir zeytin tatlı mi? Tatlı mıdır, tuzlu mudur? Her şeyine bakılır mıdır, yani. Tuzlu mudur, az tuzlu mudur? Bunun tadına bakmaları gerekiyor insanların. Yani normal olanı budur. Bu yüzden de çoğu marketlerde veya işte pazarcılarda zeytin satılırken orada bir çekirdek kutusu konulur ve insanlar onlardan tadarlar, çekirdekten oraya koyarlar. Bunun artık örf haline gelmiş şekli budur. Şimdi bu beyefendi bunu istemiyorsa bizim ona tavsiye edeceğimiz şey zeytinlerin tadına bakmak yasaktır diye oraya bir levha koysun. Böylece kimse onun tadına bakmaz. Ama müşteriler ama oraya zamanda kimse almaz hocam. Müşteriler oraya gelir mi gelmez mi onu da kendisi bilir. Eyvallah. Yani ben direkt sorduğum için Ali Bey herhalde bu zeytin meselesinde tabiatında olduğu için bir müşteri gözüyle ben hani bakmak için izin istemem gibi algıladım. Hocam da cevapladı. İnşallah takdir sizin diyelim. Yani sadece bu konuda değil bazı konularda insanlar alışmışlar yani tadına bakıyorlar. Kimse tadına bak yani bir esnaf, bir pazarcı tadına bakılmasını istemiyorsa başkasının efendim kul hakkına girmemesi için bir uyarı yazsın lütfen oraya. Tadına bakmayın veya dokunmayın diye efendim bir uyarı yazsın. Böylece insanlar dokunmazlar ona. Dediğim gibi hani müşteri olaya oraya artık gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz. Bazı yerlerde bu artık yani tadına bakmak örf haline gelmiştir. Ya buradan ben tabii ki hem pazarcı esnafına hem alışveriş edenlere de
yeri gelmişken bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buyurun hocam. Bakın pazarcı esnafımız müşterilerine kötü davrandığı için hep müşterilerini kaybediyorlar. Onlar biraz müşterilerine güzel davransınlar. Ama müşteriler de ya alacağı yarım kilo bir şey her şeyi karıştırmasınlar. Yani onlar da pazarcılar da biraz haklı. Efendim belki de almayacak ki onu elini sürüyor, buna elini sürüyor vesaire vesaire. Her bir şeyi karıştırıyor. Onlar da karıştırmasınlar ama lütfen pazarcılar da biraz müsamahakar olsunlar. Ya yani böylece birçok müşterilerini hep kaybediyorlar ve tartışmalar falan çıkıyor. Aralarında efendim birbirlerine bazen hakaretamiz şeyler falan yani hoş olmayan şeyler de ortaya çıktı. Eyvallah hocam. Oluyor. Sorunun içinde sosyal mesajı da vermiş olduk. Sağ olun. Ali Bey, ikindi ve yatsı namazlarının sadece farzlarını kılıyorum diyor. Sünnetlerini kılmıyorum. Acaba doğru mu yapıyorum? Tabii ki doğru yapmıyor. Çünkü ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerini sürekli olarak terk etmek doğru değil. Peygamber Efendimiz zaman zaman bunları kılardı. Zaman zaman da bunları kılmazdı. Öyle yapabilir mi hocam? Yani zaman zaman kılıp zaman zaman kılmama uygulamasını Ali Bey yapabilir mi mesela? Yani bir tembellik, bir gevşeklik olmaksızın efendim yorgunsa efendim veya işleri çoksa böyle yapabilir. İkindinin sünneti için, yatsının sünneti için böyle yapabilir. Ama kılsa tabii ki daha iyidir. Ne kadar kılarsa nafileyi kendi hanesine yazılacak. Ve ne kadar hanesine fazla nafile yazılırsa yarın onun farz borçlarından da düşülecek. Şimdi eskiden bizim halkımız bu sünnetlere çok daha dikkat ediyordu. Yani ikindinin sünneti bile olsa, yatsının sünneti bile olsa çok dikkat ediyordu. Şimdi burada biraz öz eleştiri yapacağım. Bizim hocalar var ya, bu hocalar millete efendim bunlar gayrimüekket sünnettir deyince vatandaş nasıl anladı biliyor musun? Ya, kılınmasa bunlar da önemli olur. Sünnet değilmiş canım. Vatandaş öyle anlar yani. Ha bunlar çok önemli sünnet değilmiş efendim. Peygamber Efendimiz de kılmıyormuş. Hatta bazıları hiç kılmıyorlar yani. Hiç kılmıyorlar. Biz insanlara örnek olmamız lazım. Efendim rahmetli olduğu için söyledim. Rahmetli bir devlet büyüğümüze Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Bu ülkeye, bu topluma çok büyük faydası oldu. Efendim bir toplantı esnasında diyorlar ki, hocam farzından kılalım mı ikindinin? O devlet büyüğümüz ne diyor biliyor musunuz? Arkadaşlar diyor, eğer bu namazdan daha önemli bir işimiz varsa farzından başlayalım. İşte cevap böyle olur. Eyvallah. Cevap böyle olur. Tam da bir mücahide evet. Yakışan bir cevap. Evet. Allah razı olsun. Hocam az önce kul hakkı dediniz ya, benzer bir konu Ali Bey'in sorusuyla belki bir kul hakkı açısından. Özcan Keleş, emeklilik zamanı gelen fakat emekli olmayıp çalışmaya devam eden kişinin aldığı maaşın helal olup olmadığını sorar. Ben de öyleyim. Yani, şimdi burada arkadan gelen genç kardeşlerimiz için belki bir istihdam alanı oluşturulmasına sebebiyet verebilir. Bu açıdan da kul hakkına sebep olabilir diye mi düşünüyorlar acaba? Şimdi bence şöyle, yanlış da tabii. Tabii olayı şöyle düşünmemiz lazım. Kamu otoritesi yani devletimiz kişilerin 65 yaşına kadar çalışması için bir hak vermiş onlara değil mi? Evet. Ve 65 yaşına kadar çalışıyorlar. Böyle bir hakkı verdiği için emekliliği gelen kişi devam ettiği zaman bu bir kul hakkı değildir. Yani geriden bazıları bu cevabımızı beğenmeyecek ama bu bir kul hakkı değildir. Ha efendim şöyle düşünürse ya ben emekli olayım da bir genç kardeşimiz gelsin. Aa çok güzel. Ama bazen de öyle meslekler oluyor ki o kişinin erken emekli olması doğru bir şey değil. Mesela ben şimdi emekli olsam ne yapmam lazım? Evde hocam, oturmam lazım. Siz emekli lazım. Olsaydınız şu anda sorularımıza cevap bulamayacaktık. Evet. Bak sorunun cevabı aslında içindeymiş. Evet. Özellikle bazı alanlarda, hizmet alanlarında tecrübe belki daha fazla ihtiyaç duyulan bir şey. Dolayısıyla teşekkür edelim hocam. Yani demesinler yani hocanın emekliliği gelmiş kendi için konuşuyor falan demesinler. Eyvallah. Bu kurulda verdiğimiz cevap böyle ya. Peki hocam teşekkürler aydınlattınız bizi. Ankara'dan Sayın Hızır Çakır telefon attığımızda. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hızır Bey. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam.
Hocam bir soru söyledim mi ben? Tabii buyurun buyurun. Biz cemaate namaz kılarken hoca dört rekat oturacak yerine ayağa kalktı. Beşinci rekata mı kalktı yani? Evet. Evet beş rekat kıldı. Sonra da namaz bitti. Hoca dua etti. Tesbihimizi çektik. Hocaya söyledik. Evet. Hoca dedi, sonra da yine kıldık biz. Hoca söyledi ki yani siz biz hocaya uydunuz ya dört rekat namaz kılmaya. Evet. Namaz kıldıktan hoca söyledi ki siz dört rekat da oturabilirdiniz. Ben kalktım ama siz oturabilirdiniz. Doğru demiş. Ama biz şimdi hocaya uyduk diye hoca kalktı bize hocaya uymayacağız mı? Peki siz 5. rekata kalkarken Hoca Efendi uyardınız mı Hızır Bey? Uyamadı ama namazı kıldık biz 5 rekatı. Tamam peki. Sonra 4 rekat daha kıldık biz. Biz bu durumu şöyle bir detaylıca öğrenelim hocama soralım. Bakalım. Beyefendi bir soru. Doğru mu? Hocam bir soru soracak size. Hocaya uyduk yine biz 4 rekatı hoca 5 rekatı yine kalktıysa ne olmasın olur? Hocam bir soru soracak size Hızır Bey. Evet. Hızır Bey hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. 4. rekatın sonunda imam oturdu mu oturmadı mı? Şeyde oturmadı, kalktı direkt. Tamam. 5 rekat kıldık. Tamam. Pekala sonra... Hazır Bey. Pekala. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Sorunuzu cevaplandıracak şimdi kıymetli hocam. Afiyet diliyorum size. Ankara'ya selam olsun diyelim. Evet hocam. Zaman zaman benim de yaptığım bir hata hocam. Yani selam verecekken ya da işte artık son oturuşa geçecekken bir dalgınlıkla 5. rekata kalktığımız oluyor. İmam efendilerin de insan olduğunu biliyoruz yani. Böyle bir hata karşısında cemaatin tavrı ne olmalı? Şimdi burada eğer imam 4. rekatta oturmuş ise 5. rekata kalkmış ise imam cemaat 5. rekata kalkmaması gerekirdi. Yani bunlar yanlış yapmıştı. Oturacaklardı yani. Hoca Efendi tabii, doğru demiş o zaman. Şöyle izah edeceğim. İmam 4. rekatta oturmuş ise 5. rekata kalkmışsa bunlar kalkmaması gerekiyordu. Efendim eğer imam geriye dönerse yani 5. rekatının secdesine varmadan geriye dönerse seyir secdesi yaparak bu namazı kurtarabilirdi. Ama öyle yapmadığı ortaya çıkıyor. Efendim 5. rekatı kıldığı anlaşılıyor. Onların da 5. rekatı kıldığı anlaşılıyor. Efendim bu takdirde bunlar bir de şunu söyleyeyim. Eğer yani bunlar ne yapması lazımdı? Kalkmaması lazımdı. Ve imam 5. rekatın secdesini yapmış ise bunların selam verip namazdan çıkmaları gerekiyordu. Yani artık münferiden selam verip çıkmaları tabii kendileri lazım, cemaat münferiden yani her bir cemaat selam verip imamı beklemeden çünkü imam 5. rekatın secdesini yapmış ise onlar o arada bütün onlar o arada okuyup, hemen selam verip sağa sola selam verip namazdan çıkmaları gerekiyordu. Efendim böyle yapmamışlar. Eğer imam burada 4. rekatta oturmamış olsaydı ki oturmuş, oturmamış olsaydı. Oturmamış hocam 4. rekat. İşte oturmamış olsaydı ya ve 5. rekatın secdesini de yapmış olsaydı bunların tamamının namazı iptal olmuş olacaktı. Ama bunlar şimdi yine imama uydukları için fazladan işte kıldıkları için bu namazı iade etmeleri uygun olur. Ve nitekim iade etmişler. Evet. Peki cemaatin İmam Efendi'nin yaptığı bir yanlışlığı sezdiği an nasıl uyarması gerekir hocam? Çok güzel. Sübhanallah diye uyarmaları gerekirdi. Çünkü namazdan sonra uyarmış ya Hızır Bey. Evet. Şimdi Hoca Efendi de yapacak bir şey kalmamış. Hı. İade etmişler. Evet. Namaz içerisinde belli bariz bir hata olduğunu fark ettiysek cemaati olarak bizim Hoca Efendi'yi Sübhanallah diyerek uyarmamız lazım. Doğru mu? Evet bu konuda Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifleri bize ışık tutuyor. Diyor ki eğer imam yanılırsa ettesbihu lirrical ve tasfiku linnisa yani erkeklerin Sübhanallah diyerek imamı uyarmaları lazım. Bazen erkeklerin hepsi dalgın olabilir. Yani uyarmıyorlar, imamı uyarmıyorlar. Hepsi birden sanki uyuyorlar. Çünkü biz namaz kıldığımız zaman her şeyi imama havale ediyoruz ya, imam doğru kıldırır diye hiç imamı uyarmıyoruz.
diyelim ki kadınlardan bir tanesi bunu eğer fark etmişse, onlar tabii Subhanallah yerine böyle şu şekilde ellerini vurarak yani imamı bu şekilde uyarabilirler. Eyvallah hocam. Bu da önemli bir bilgi çünkü evet, atlıyoruz bazen. Teşekkürler. Namazla alakalı bir soru. Sayın Naile Çakmak. Akşam namazının 3. rekatında Zamm-ı Sure okumak gerekir mi demiş. Akşam namazının 3. rekatında Zamm-ı Sure okunmaz. Sadece Fatiha suresi okunur. Sehven okursak hocam ne olur? Sehiv secdesi gerekmez. Eyvallah. Çünkü kıraat bölümü. Neticede kıraat yeridir orası. Sehiv secdesi gerekmez. Allah razı olsun. Yine namazla alakalı Sayın Ahmet Düzgün, vitir vacip kılınırken 3. rekatta kunut tekbirini almayı unutursak ne yapmalıyız demiş. 3. rekatta kunut tekbiri almayı unutmuşsak o zaman sehiv secdesi gerekir. Yani kunut okumuyor değil mi bu? Yani tekbir almadığına göre tekbir direkt almadığına rükûya gidiyor. Direkt rükûya gidiyor veya tekbir almadıysa Hanefilere göre kunut tekbir almak da vaciptir. Hı hı. Sehiv secdesi gerekiyor. Kunut okumamışsa 3. rekatta, vitrin 3. rekatında rükûya gitmişse artık ne şekilde olursa olsun ister geri dönsün ister dönmesin efendim vacibin yerini değiştirdiği için unutarak bunun sehiv secdesi yapması gerekir. Peki hocam, teşekkürler. Sevgili dostlar, bir telefon bağlantımız daha var. Muğla'dan Sayın Suzan Gencer hanımefendi telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Suzan Hanım. Dünkü soruma mı sorayım aynısına? Vallahi hangi soruyu istiyorsanız onu sorun Suzan Hanım. Buyurun. Ben demiştim mi? Teheccüd namazından 8 rekatından nasıl kılacağız diye 2 rekatla bir demiştiniz. Hı hı. Onu öğrendim. Teşekkür ederim. O zaman başka bir soru mu sorayım diyorsunuz? Şu anda başka ne soracağım aklıma da gelmedi. Bir soru sormayacaksan dua et bizim yani için. Yani bizim için dua edebilirsiniz o zaman soru sormayacaksanız. Ben her zaman mümkün olduğu kadar yani genelde her zaman diyeceğim. Çok nadir şey olursa saat 8-9 arası dinliyorum TRT Diyanet'e. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Sizden de. O zaman benim ilerleyen günlerde inşallah aklınıza tekrar bir soru takılırsa Diyanet'e sormak adına biz sizi burada bekleyeceğiz Suzan Hanım. Hayır dualarınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Ne güzel hocam, bazen soru yerine dua da aldık. Teheccüdle ilgili bir şey soracağım dedi. Onun cevabını aldım dedi ama onu da bir defa daha soralım. Öyle hocam mi? İzlemeyen izleyicilerimiz için. Ha, tamam. İki rekatta bir mi selam vermemiz gerekip gerekmeyeceğini soracaktım ama siz bunu geçen programlarda cevapladınız dedi. Ha, tamam. Yani evvabin namazını kılarken veya teheccüd namazını kılarken iki rekatta bir selam mı vermek daha eftal yoksa dört rekat kılacaksak dört ya da altı diye mi? Hanefilere göre teheccüd namazı 4 rekatta bir selam vermek suretiyle de kılınabilir. Ama tabi eftal olan, yani daha doğru olan, faziletli olan, daha sevap olan ikişer, 2 rekatta bir selam vermek suretiyle 2 rekattan 8 rekata kadar kılınabilir. Yani dileyen daha da fazla kılabilir. Önünde bir engel yok ama tavsiye edilen işte 2 rekattan 8 rekata kadar her 2 rekatta bir selam vermek suretiyle teheccüd namazı kılabilir. Peki. Teşekkürler hocam. Sayın Zafer Çakıcı. Muhterem hocam, dünyada bu kadar kötülükler yaşanırken, bebekler tecavüze uğrarken, anneleri yakılırken ya da katliamlar yaşanırken neden ilahi bir müdahale gelmiyor? Bunları yapanlar neden taş kesilmiyorlar ya da diğer bir ifadeyle neden çarpılmıyorlar? Hacca gidenlerin günahları sıfırlanıyor mu diye ikinci bir soru sormuş. Onu sonra soralım. Neden Allah Teala ilahi bir müdahale gerçekleştirmiyor? Şimdi bakın, bu tür sorularla insanların zihinleri adeta karıştırılmak isteniyor. Allah Teala hakimdir, yani hikmet sahibidir. Ve la yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. Bu bir ayeti kerimedir. La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. Yerinde söyleyelim. Ben tabi sure, ayet öyle sormasınlar bana. Ben sayfa olarak söyleyebilirim. Buyurun hocam. 17. cüzün 2. sayfası. Ve kem kasamna diye başlayan sayfanın altlarında bir yerde. La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. Yani Allah Teala
yaptıklarından sual olunmaz. Niye böyle yapıyor diye sual olunmaz. Fakat insanlar, yaratıklar sorgulanırlar. Bunun neden böyle olduğunu, niye böyle olduğunu Allah Teala bilir. Gerçekten bizim içimizi burkan, canımızı yakan, acıtan, bizi gözyaşlarına boğan hadiseler oluyor. Mesela şimdi bebek tecavüze uğruyor. Ne kadar kötü bir şey ya. Ne kadar kötü bir şey. Şimdi bu bebeğe Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir muamelede bulunacağını öbür dünyada Allah bilir. Yani muhakkak onun yapılan şeyi Cenab-ı Hak telafi eder. Fazlasıyla onu unutturacak nimetler ona verebilir. Verir. Şimdi bu tür şeylerden yola giderek diyelim ki bomba atılıyor, masum insanlar ölüyor. Değil mi? Geçen de Yeni Zelanda'da ne oldu? Bir terörist, burada da biliyorsunuz konuştuk. Bir terörist eline aldı silahı, 51 tane cuma namazı kılan insanı öldürdü. Evet. Kadınları öldürdü. Yani hele o şeyde, avluda bir kadın ya. Yani şöyle İngilizce, çat pat ben biraz bilirim İngilizce. Ya help me diyor ya, help me. Yani bana yardım edin, yaralı. Ona 60 kurşunu önce, help me, help me, bana yardım edin. Bu terörist ne yaptı biliyor musunuz? Gidip beynine bir kurşun sıktı, kadının beyni dağıldı. Kadının beyni dağıldı. Unutamıyorum. Tabii bunu görünce insanların da böyle şeyler sorması, ben normal tabii karşılıyorum insanlar, hocam. Hani siz Rabbimizin hikmetinden sual olunmayacağı gerçeğini de bir an olsun aklımızdan çıkartmamamız evet. lazım. Ya orada bir şey bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Ve dünyanın egemen devlet mi diyorlar, süper devlet mi diyorlar? Ben onlara başka bir şey söylüyorum. Dünyanın en adi devletleri, seyircilerim beni bağışlasınlar. Dünyanın en şerefsiz devletleri, en karaktersiz devletleri buna terör diyemediler ya. Dini liderleri, Yahudi olsun, Hristiyan olsun buna terör diyemediler ya. Papa, bir daha burada söyledik. Bak Papa buna terör diyemedi ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şimdi bu gibi olayları görünce insanlar diyor ki Allah nerede? Allah nerede? Allah nerede olduğunu öbür dünyada insanlara gösterecek nerede olduğunu. Fakat bu dünyada efendim imtihan için Allah izin veriyor. Ruhsat veriyor. Kolaylık veriyor. Veli kulli ümmetin ecel. Herkese bir süre veriyor. Ve onların iradelerine bazen müdahale etmiyor. İsterse müdahale eder. İsterse onları taş da efendim yapar. İsterse onları helak da edebilir. Geçmişte helak etmedi mi? Fakat dünyada insanlar bazı yanlışları görsünler diye. Şimdi bazı insanlar ne diyor? Efendim, insanlar cehennemde ebedi mi kalacaklar? Değil mi? Biz bu olayları görmesek ne deriz? Ya cehennemde insanlar sonsuza kadar kalır mı ya, bu ilahi adalete sığar mı ya deriz. Bunu söyleyenler de var. Hani Müslüman alimlerden bunu söyleyenler de var. Cehennem sonsuz değildir diyen, cennet sonsuz değildir diyenler de var. Şimdi bu gibi yerlerde insan cehennemin niye ebedi olması gerektiğini anlıyor. Ve evet, bu gibi teröristler için cehennem sonsuz olmalı. Efendim kundaktaki bebeğe tecavüz edenler için cehennem sonsuz olmalı. Zalimler için cehennem sonsuz olmalı. Değil mi? Hani Said Nursi rahmetullahi aleyh'in dediği gibi zalimler için yaşasın cehennem dedi ya. Ne güzel bir söz. Zalimler için yaşasın ebedi cehennem. İşte bu tür kötülükleri görmemiz, anlamamız için. Değil mi? Hani kız çocuğuna, yetişkin kıza tecavüz ediyor, paramparça yapıyor. Adını anmayalım yani, babası bir daha üzülmesin. Onu paramparça ediyor, çuvallara koyuyor, bunu yapıyor. Bunun için ebedi cehennem yok mu ya? Bu dünyada nerede adalet ya?
Bunları alıyoruz, hapislerde besliyoruz bunları. Teröristleri hapislerde besliyoruz bunları. Allah'ın adaleti başka, insanın adaleti başka. İnşallah bir gün Allah'ın adaleti tecelli eder. İnşallah. Bu dünyada tecelli etmese bile öbür dünyada Allah'ın adaleti kesin tecelli eder. Şüphesiz. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun, aydınlattınız bizi. İzmir'den Sayın Hasan Özil telefon attığımızda kendisine kulak veriyoruz. Hasan Bey hoş geldiniz. Cenab-ı Allah'ın cemalini hiçbir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de görmedi mi? Soralım bunu Hasan Bey. Bakalım hocam başka ne diyecek. Yok. Pekala. Kolaylıklar diliyorum efendim size. Allah'a emanet olun. İzmir'e selam olsun diyelim. Cenab-ı Allah'ın, Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin cemalini gören oldu mu hocam? Ya da biz ahirette görebileceğiz mi? Evet, bu sorunun iki kısmı var. Ne güzel sordunuz. Dünyaya ait kısmı konusunda bir kısım alimler diyorlar ki efendim Cenab-ı Hakk'ın cemalini insanlar dünyada görebilir. Ama alimlerin büyük bir çoğunluğu, kahir ekseriyeti Allah Teala dünyada görülemez, dünya gözüyle görülemez diyor. Ve buna delil olarak da la tudrikuhul ebsar, gözler Allah'ı idrak edemezler. Ve huve yudrikul ebsar, o gözleri idrak eder, o gözleri görür. Yani göz sahiplerini görür demek. Şimdi hatırlayalım, Hazreti Musa ne buyurdu? Cenab-ı Hakk'a yalvardı, duada bulundu. Rabbi erini, yani Rabbim bana kendini göster diyor, değil mi? Cenab-ı Hak ona ne buyurdu? Gale len terani, sen beni göremezsin. Bak açık, gayet açık yani. Öbür ayet de gayet açıktı. Len terani, sen beni göremezsin. Yani dünya gözüyle göremezsin demek. Velakin inzur ila cebel, fakat şu dağa bir bak. Fe in istakarra mekanehu, o dağ yerinde durursa, evet, fe in istakarra mekanehu fesefe terani, sen o zaman beni görebilirsin. Evet, Cenab-ı Hak o dağa bir tecelli etti. Yani dağa artık nazarıyla baktı mı diyeceğiz, tecelli etti diyoruz biz buna. Ne oldu? Dağ paramparça oldu. O zaman Hazreti Musa ne dedi? Tübtü ileyke ben evvelül müslimin. Ya Rabbi özür dilerim. Sübhanek, sen noksan sıfatlarda münezzehsin. Tübtü ileyke ben evvelül müminin. Sana tövbe ederim, ben müminlerdenim dedi. İman ettim dedi. Şimdi beyefendi çok güzel bir soru sordu. Bir kısım insanlar, insanları diğer insanları kandırmak için diyorlar ki ben Allah'ı gördüm. Yalancısın kardeşim. Sen Allah'ı göremezsin. Sen kimsin Allah'ı göreceksin ya? Bunu niye söylüyorlar biliyor musun? Taraftar kazanmak için. Taraftar kazanmak için. Nihayetinde birilerini biraz aldatmak daha, için. Biraz daha açık söyleyeyim. Mürit kazanmak için. Mürit kazanmak için. Efendim böyle söylüyorlar. Bazı tarikat mensupları da diyor ki efendim bizim şeyhimiz Allah'ı görüyor. Bizim şeyhimiz Allah'la konuşuyor. Siz kimsiniz Allah'la konuşmaya ya? Size vahiy mi geliyor ya? Bunlar hep istismar konuları. Yani biz bugün Allah dünya gözüyle görülebilir dersek işte böyle istismarcılar ortaya çıkıyor. Ben Allah'ı gördüm diyor. Sapıtıyor ve bir sürü insanlar ona tabi oluyorlar. Bazıları da diyor ki efendim bizim şeyhimiz Allah'ı görüyor, onunla konuşuyor. Kimdi bu en son tecelli etti? Bu programda ikinci kez maalesef adını anmak zorundayız. FETÖ neticede Allah'ı gördüğünü iddia edecek kadar ileri gitti ve insanlar hala ona inanıyorlar. Hala ona inanıyorlar. Hala saklanıyorlar. Hala gizli gizli saklanıyorlar efendim. Ve bazı insanlar da bazı kitapların kendilerine yazdırıldığını söylüyor. Bu kitap yazdırıldı. Kim yazdırdı size? Levh-i Mahfuz'u gördüğünü söyleyenler var. Bütün bunlar hepsi istismar konuları. İstismar konuları. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız mesela bu konularda konuştuğu zaman, mesela ben konuştuğum zaman millet zannediyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı akılcı, Mehmet Hoca akılcı, Furkan Hoca akılcı,
tarikatı reddediyor, tasavvufu reddediyor. Biz tarikatı reddetmiyoruz. Ama eğer böyle bir tarikat varsa reddediyorum kardeşim. Böyle bir tasavvuf anlayışın varsa reddediyorum kardeşim. Levh-i Mahfuz'u gördüm diyorsan reddediyorum seni. Hala bu kitap yazdırıldı bana diyorsan reddediyorum seni. Böyle tasavvuf olmaz, hocam, böyle tarikat da olmaz. Sorunun ikinci kısmına dönersek, ahirette çok kısa. Ahirette elbette ki Allah Teala'nın cemalini biz cennetlik olursak Allah nasip etsin bize. İnşallah. Efendim Cenab-ı Hak cemalini insanlara gösterecektir. Bu konuda hadis-i şerif, çok uzunca bir hadis-i şerif var. Nasıl ki diyor güneşi efendim bulut olmadığı zaman görüyorsanız Allah'ı da böyle göreceksiniz diyor Peygamber Efendimiz. İnşallah. Bazıları hani Kur'an'dan delil var mı diyor ya. Evet, oradan da size bir delil okuyayım. Vucuhun yevme idin natıra, bir takım yüzler o gün mutludur. Neden? İlâ rabbihâ nazira. Çünkü Rabbine bakacaklar diyor. Bu da göreceğin evet, delili ya. Tabii ki. Evet. İlâ rabbihâ nazira. Onlar Rabbine bakacaklar. Hocam teşekkürler. Allah evet. razı olsun. Hatice Hanım Ankara'dan. Sayın Hatice Açık Göz. Telefon attığımızda. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Allah razı olsun. Evet, soru soracaktım. Buyurun. Ama. Buyurun efendim. Biz camiye namaza gidiyoruz arkadaşla beraber. Ama kadınların camide namaz kılması günahmış. Doğru mu? Kim diyor efendim bunu? Kimden duydunuz? Vallahi ne bileyim, sohbette söylemişler. Pekala. Yerden gelmişi. Pekala. Soralım. Sevap kullanmak, sevap kazanmak için gidiyoruz. Günahsa yani gitmeme şeyimiz var. Doğrusunu bir öğrenelim Hatice Hanım inşallah. Afiyet diliyorum tamam. size. Kolaylıklar Allah. Versin Cenab-ı Allah. Arkadaşınıza da selamlar, muhabbetler olsun. Evet, hanım kardeşlerimiz camiye gidiyoruz diyor biz vakit namazlarında zaman zaman. Ama bizim camiye gitmemizin günah olduğunu söyleyenler var. Acaba doğru mu? Şimdi tabii ki insanlar ben daha takva olacağım diye güya eğer dinin esaslarını çiğniyorlarsa sonuçta varılacak nokta budur. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bir örnektir. Örnek değil mi? Elbette bir örnek. Peki hadis-i şeriflerde ne geçiyor? Diyor ki sabah namazına bakın, bu sabah namazı. Öbür namazlar da değil bak. Sabah namazı. Ona bile kadınlar geliyordu. Sabah namazlarına kadınlar geliyorlardı. Biz onları karartılarından tanıyorduk. Giymiş oldukları elbiselerin karartılarından tanıyorduk diyor. Yani demek ki güneş doğacağı yakın zamanlar değilmiş. Sabah namazına bile geliyordu kadınlar. Bırakın yani diğer namazları. Öğle, ikindi, sabah namazı en tehlikeli zaman, karanlık zamanlarda bile geliyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem safları nasıl düzenliyordu? Önce erkekler, sonra erkek çocukları, sonra kadınlar, kadınların da safları vardı. Sonra Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifleri var. Bazıları kadınların camiye gelmesinden rahatsız olunca لَا تَمْنَعُوا اِمَا اللّٰهِ الْمَسَاجِدِ Allah'ın kadın kullarını mescitlerde men etmeyin, yasaklamayın diyor. Ne akla yasaklıyorsunuz? Allah'ın kadın, onlar da Allah'ın kadın kulları. Sen erkek kuluysan o da kadın kulları. Ne akla yasaklıyorsunuz? Ama öbür taraftan tabii hanımlara da bir çağrı yapalım. Onlar da kendilerine ayrılan bölümlerde namazlarını kılsınlar. Şimdi bizim son zamanlarda bazı camilerde, yani gerçeği söyleyelim, bunlar bizim camilerimiz. Camilerde zannediyorum ismini vermeyeceğim ama ilini verebilirim. Yani Bursa'da bir camide perde merde her şeyi kaldırmışlar. Kadınlar arkada namaz kılıyor, erkekler önde namaz kılıyor. Bu doğru değil. Kadınları camiye sokacağız diye bu doğru bir yaklaşım tarzı değil kardeşim. Bizim ecdadımız bak onlar için yerler tahsis etmiş. Üst mekanlar, mahfiller, kadınlar mahfili deniliyor hatta. Tabii. Oraları tahsis etmişler. Ayrı ayrı kapılar koymuşlar. Ha, buralardan kadınlarımız gitsin rahatlıkla namazlarını kılsınlar ve kadınlar için bölümler ayrılsın. Ama biz efendim bu
şeyi anlayışı yıkacağız diye perdeleri merdeleri kaldırıp da efendim kadınların erkekleri göreceği tarzda mekanlar yapmayalım. Bunlar doğru yaklaşım tarzları değil. Nitekim camiye gittiklerinde de bir günah kazanma gibi bir yani günah elde etmiş de olmazlar değil mi hocam? Aksine sevap da kazanırlar. Tabii ki Peygamber Efendimiz. Bakın kim kadınları camiye gitmekten yasaklarsa o Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a karşı gelmiştir. Daha çok net ifade edeyim. Çünkü o ne dedi? Allah'ın kadın kullarını mescitlerde men etmeyin dedi. Eyvallah hocam. Cevabımızı aldık. Men etmeyin dedi yani. Hazreti Ömer'in zamanında. Hocam bir telefonumuz var. Ama bir cümle söyleyeceğim. Çok buyurun önemli. Hocam, delil olması açısından. Buyurun hocam. Hazreti Ömer'in zamanında Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle bir şey demişti. Ya bu kadınlara çok mehir vermeyin. Çıktı cuma namazında bir kadın ne dedi? Ya Ömer dedi. Ve ateytum ihtahunna qintaran fela ta'khuzu minhu şeya. Allah Teala ne buyuruyor? Onlara böyle yük mehir verseniz sakın geri almayın buyurmuyor mu? Dedi ki evet Allah öyle buyuruyor sözümü geri aldım. Kadın camideydi cuma namazında Hazreti Ömer'i ikaz etti. Hazreti Eyvallah. Ömer gibi bir insanı ikaz etti. Ne akla kadınları yasaklıyorsunuz? Peki hocam. Teşekkür ederiz. Aydınlattınız. Şeyma Hanım Kahramanmaraş'tan telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun hocam. Hoş geldiniz Şeyma Hanım. Ben buyurun. Bir soru sormak istedim. Buyurun efendim. Ben önce çalışıyordum. Çalıştığımda beni işten aldılar. Ben işsizlik maaşını almak için başvurdum. Haram mı helal mı diye onun için size sormak istedim. Soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek. Kolaylıklar diliyorum size Şeyma Hanım. Hayırlı akşamlar olsun. Hocam çok kısa cevap alırsak. İşten çıkartıldım. İşsizlik maaşı alabilir miyim diyor izleyicimiz. Kanuni süresi içerisinde helaldir. Bir problem yok. Evet. Peki. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür Allah razı olsun. Keyifli bir programdı. Mevla eksikliğinizi göstermesin inşallah. Sevgili dostlar, Denizleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Kapukaya hocamla Diyanet'e soralım programının bugünlük sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olun. Hüşür var mıdır, vacip midir? Tabiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullandığı için? Cami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.